Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Sayın Gülçin Aşık için efendim. Gülçin Hanım geldiler. Benjamin'in üstüne elini koydu ki patronun kim olduğu belli olsun. 14 soruya birden cevap verip 9000'in üzerine çıkacak inşallah. İnşallah. Demin evet. Öyle demiyordunuz. Eksiye düşmeyeyim yeter filan diyordunuz. Evet, heyecandan ama. Olumlu düşüneceğiz. Başımıza da pozitif güzel şeyler gelecek. Pozitif düşünüyoruz, tamam. Tamam. Biraz da kendinizi anlatın ama. Neler tamam. Yapıyorsunuz? Evet, Gülçin Aşık, 35 yaşındayım. İzmir doğumluyum. Endüstri mühendisiyim. Pek güzel. Ege'den Marmara'ya yeni göçmüş birisi olarak nitelendiriyorum kendimi. Muhtemelen özleyenlerdensiniz. Evet, aynen öyle. Nasıl yaşıyorsunuz bu şehirde diyen İzmirlilerden misiniz? Evet, aynen. Tamam. Niye öyle yapıyorsunuz efendim? Bilmiyorum ama İzmir de artık çok kalabalık. Evet. Yani o da var. Canımızı o kadar sıktınız ki İzmir'i elinizden almaya geliyoruz neredeyse. Yüz biner her sene. Fark ediyoruz. Kolay gelsin. Fark ediliyor. Teşekkürler. Bugün buradayız. Güzel sonuçlar almak önemli elbette. Çünkü açıkça söyleyeyim uzun bir maraton ya bu. Hafta finali, tur finali daha tatlı oluyor bazen. Yaşamanızı tercih ederim. Siz de tercih edersiniz zannediyorum. Ama önce şu andan keyif alalım. Tamam. İster kazanın, ister kaybedin. Performansınızdan mutlu ayrılın. Tamam. Arzum isteğim odur. Uygunsa da ilk soruyla başlamak istiyorum. Başlayalım. Hadi başlayalım. Şefkatli. Anne gibi davranan. Harf alayım. Almayın. Almayayım mı? Anne gibi davranan. Tavuk. Anne gibi davranan tavuk. Anne gibi davranan tavuk. Çok. Sıcak değil. Bir dakika. Anneden uzaklaşmayın fazla. Anne. Dört harfli anne gibi davranan. Bir tane harf alayım. Aldık bir harf. Anaç. Bence de. Nazar boncuğu olsun. Kenarda dursun o aldığımız harf. İkinci soru. Bir müzik aleti. Yörük kültürünün geleneksel çalgısı. Bağlama ailesinin en ince ses veren en küçük çalgısıdır. Bağlama. Hakikaten yani yörük kültürünün geleneksel çalgısıdır. Bir harf alayım ben. Şekil, şemail itibariyle bağlama fakat daha küçükçe. Belki de aşina olmadığınız bir kelime alın bir harf bir daha. Bir harf daha alayım. Süre harcamıyorum. Aynen. Burada. Cuka, bilmiyorum. Cuka, uydurabiliriz. Bir harf değişik sonuç itibariyle. Cuda. Cuda. Cula. Hadi devam. Cuna. Durdurup mu yapsak onu? Evet. Cuda, cuna, cula, cuka. Devam. İleriye doğru. Cuşa, cusa, cuza, geri. Geri dönün. Seyden okay. Geri dönün. Okey o zaman. Cuna dedim, cuma. İleri. İleriye doğru. Cusa. Değil, F'ye geri önce. Cula dedim. Ya Cuma. S'den önce ne var? Ne var? Ne var? Bilemedim, şimdi durdum. P var, S var. Başka şey ne var? Şey var. Ya şeyden önce. Önce durdu şu an. Allah'ım Gülçin Hanım. Valla durdu. P var, S var. İkisinin arasında. O, P, R, S. S. Ya. O, P, R, Cura. Cura! Cura'yı da bir daha unutmazsınız ama. Unutmuyorum kesinlikle. Uçtu gitti efendim. Beş harfli cevaplara yanaşıyoruz ve ne kadar kolay bir soru. 500 puan birden kazanır Gülçin Hanım buradan. İnşallah. Hadi gelsin. Bir nakış malzemesinin sarı saçları da nitelemek için kullanılan adıdır. Nakış malzemesi. Bu bir nakış malzemesidir. Sarı saçlara da, sarı saçlı insanlara da nokta nokta saçlı derler. Sırma. Sırma. 500 puan değerinde. Aldığı ekle birlikte 5 harfli olmuş bir kelime. 4. sorumuzun cevabı olan kelime. Ve bir sıfat olarak kullanılıyor. Şöyle soruluyor. Diyor ki bol paralı, çok alışveriş yapan müşteriler için kullanılan bir sıfattır. Nokta nokta müşteri. Elbette müşterinin suratına karşı kullanılması. Bol paralı, çok alışveriş, çok alışveriş yapan müşteriler. Bir harf alayım mı? Buyurun. Bir harf alayım. Mesela geçim kapısı olan yerler içinde, iyi, güzel para kazandıran yerler içinde derler nokta nokta kapı. Tahmin edemiyorum ama şu an bir harf daha alayım ben. Bir biz bulamadık şöyle bir nokta nokta kapı. Gıcırdamayan kapı. Yağlı. Yağlı müşteri, yağlı kapı. 1300 yaptı kasayı. Süreye biraz dikkat etmenizi
önemli hatırlatıyor ve hemen altı harfli cevaplarımıza geçiyorum. Garip bir sorudur, dikkat. Eski bir kelime var, sonuna bir ek konuldu, altı harfli oldu. Sorusu da şöyle. Görme engelli olma durumu. Görme engelli olma. Yani körlük mü? Demeyin. Eski bir kelime demiştim ben size. Amalık. Ne dersiniz? Amalık. Amalık dersiniz. 600 puan kazanırsınız. Hemen geçeriz ikinci altı harfli cevaba. Çok kolay soru. Tertemiz 600 puan kazandıracak. Halen 9000'i aşabilecek durumdayız Gülşen Hanım. Güzel. Evet evet. Her şey yolunda. Buyurun geliyor. Diyor ki, lisans diplomasıyla doktora arasındaki akademik derece. Yüksek lisans. Evet. İngilizcesi. MBA gibi değil. Yüksek lisans. Yani emiyle bunu çözeriz gibi. Emiyle. Dur. Aklıma geliyor ama şu an. Şu an durdu. Bir harf alayım mı? Buyurun alalım. Ne yapıyorum? Tez. Tez değil. Bir harf daha alayım. Sürem gitti. Hemen. Kainatın hakimleri. Nokta nokta of the universe. Ya bir dakika. Bir tane daha alayım. Biz okuyamadık. Ne yapalım? Hemen'den biliyoruz. Master. İşte o kadar. 300 puan değerinde. Çok mu harf alıyoruz acaba? Evet alıyorum. Niye öyle yapıyoruz? Bilmiyorum. Süremiz de azaldı. 1 dakika 18 saniyemiz var. İşte. Şu soruyla birlikte yarışmanın tam ortasında olacağız. 7 tane daha soru sizi bekliyor. Alıştınız maşallah, ısındınız. Ama biraz daha cevval yarışmanızı rica ediyorum. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sorular sizden korksun. Tamam. Siz sorulardan korkmayın. Peki. Buyurun. Tören ve seremoni. Karşılığı olan Arapça kökenli kelime. Tören, seremoni. Kutlama. Hayır. Değil. Mesela cenaze töreni. Cenaze. Cenaze. Bir harf alayım. Cenaze kutlaması olmaz. 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 Bir harf alayım. Durdurayım düşüneyim çünkü. Bulursunuz bunu. Bulursunuz bunu. Tören, seranomi karşılığı olan Arapça. Başka ne olabilir? Arapça kökenli cenaze seremonisi pek duyulmuş bir şey değil. Evet. Cenaze töreni evet kullanılıyor. Bir, ama daha çok Arapçası daha çok kullanılıyor. Cenaze ziyareti olur. Cenaze tören alayı tören derler. Bir de nesi? Açmayın. Bulan var. Bilemedim. R harfi ilk harfi gelseydi daha kolay olacaktı her şey de. Bunu da biliyorsunuz yani. Ya, adım biliyor gibi muyum? Eminim. Kesinlikle biliyorsunuz. Ağır. Bilemedim şu an. Hiç durdum. Vazgeçtiniz ha. Aynen. Nerasim. Ah be. Okay. 9000 olmayacak. Kesin. Ne yazık ki 9000 olmayacak. 7000 civarıyla bitireceğiz biz bu işi ama 8000'in de kapısını çalabilecek durumdayız. O yüzden vazgeçmeyelim. Sizin başınıza gelen onların başına gelmeyecek diye bir şey yok efendim. Peşine düşelim o puanların mütevazı olsa bile. Hadi yeni soru. Tamam. 7 harfli cevapların ikincisi. Diyor ki. İki kelime de var. Tamam. Kötü dikiş yüzünden elbisede kıvrım veya büzülmenin oluştuğu kısım. Nokta nokta yaptı. Pot derler. Yapmak. İki kelime. Pot güzel. Pot. Pot. Pot bölgesi. Durdurayım. Çok güzel. Pot. Pot bölgesi. Pot alanı. Pot. Kısmı. Pot. Dört bölgesi. Harfli. Dört harfli olmalı. İkinci pot, kelime. Alanı. Pot bölgesi. Pot. Köşesi. Bölge. Pot. Siz nerede oturuyorsunuz? Semt. Durdum şu anda. Yok gitti. Aynen ya. Pot burası kısmı, nasıl bir pot alan? Pot alanı, pot genişlemesi. Bilmiyorum ya. Yahu biliyorsunuz. Pot altı, pot yeri. Yeri. Ya. Çok heyecanlıyım o yüzden. Ya siz pot nerede yeri oturuyorsunuz dememin sebebi tamam, yerlisi misiniz diye ha ilerleyecektim ama tamam, ona da imkan vermediniz Gülçin Hanım. Gülçin Hanım 6000 olur. 6000'i aşar da. Bir daha gelirim. Daha gelirsiniz. Bir daha gelirsiniz de bu seferkini 6000'den daha aşağı düşürmeyelim. İnşallah. Tamam hadi İnşallah. Gelsin. Manaları aynı veya birbirine çok yakın olan kelimeler için kullanılır bu söz. Sinonim de denir. Eskiler müradif de dermiş. Bir harf alayım. Anlamları aynı. Bir harf daha alayım. Durdurayım. Çok güzel. Anlamları aynıysa bunlar nasıl kelimeler? Eş anlamlı eş kelimeler anlamlı. Ya da anlamdaş. Anlamdaş kelimeler. 600 puan. Haydi 28 saniye var. Bütün soruları görelim. Daha 5 soru var size soracağım. Buyurun gelsin.
Nefes darlığı çekmek veya çarpıntı harf duymak. Harf alayım. Bir tane yetmez mi? Bence yeter bir tane. Nefes darlığı çekmek, çarpıntı duymak. Merdivenleri hızlı çıktık ya, bir şey oldum. Soluk. Benim böyle sanki bir boğazım şu an. Nefesim kesildi. Evet, sanki boğazımı böyle şey yapıyorlar. Sıkmak. Nefesin sıkılması. Sıkılmak. Sıkılmak mı? Sıkmak. Sıkılmak. Sıkışmak. Sıkışmak. 7 puan. Buyurun yeni soru. Hem ısıtmak hem hiddetlendirmek anlamlarına gelir bu söz. Harf alayım. Bakın. Bence bir soruyu hemen de veriyor vicdansızlar ya. Bence soruyu bir okuyun. Tamam. İki farklı anlamı varmış. Hem ısıtmak anlamına geliyormuş, hem hiddetlendirmek anlamına, öfkelendirmek anlamına geliyormuş. Isıtmak ve hiddetlendirmek. Tavayı ısıttım, annemi hiddetlendirdim. Kızdırmak. Tamam işte. Bence gerek yoktu o harfe. Harf alacaksanız burada alınız. Bakın bu harf alınabilecek tipte bir soru. Buyurun. Cennette bulunduğuna inanılan ırmak, havuz veya çeşmenin suyu. Harf alayım. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Durdurayım, bulurum herhalde. Bulursunuz. Bu da zormuş bak şimdi. Hani mesela Bengisu, ölümsüzlük suyu, hayat veren su. Neydi o? Neydi o? Suyu hayat. Bilemiyorum ya. Ne çok kötü. Eyvah. Vallahi aynen. 600 puanımızı alır elimizden. Ne su? Bilemeyeceğim. Ya koptu. Peki şeyi biliyor musunuz? O ırmağın, havuzun ya da... Ya biliyorum da şu an aklıma gelmiyor. Ya, Kevser of. Onun ismi. Kevser. Bu Kevser derdi. Zormuş ama. Zor. Bu zordu. Tamam. Bu zordu. Ah. Çok kötü. 10 harfli cevaplar kaldı geriye. Biraz toparlarız durumu. Belki. Çünkü ikisi birden 2000 puan değerinde. Bu da bir denizcilik terimidir aslına bakarsanız ama neyse ki teknoloji gelişti. Artık telefonumuzda, elimizin, avucumuzun içinde. Rahatça cevaplarsınız. İnşallah. Yol ve belirlenen yeri bulma işi. Batı kökenli bir kelime. Harf alayım. Aldık bir harf. İşte bir V harfi. Pruva. Hayır. Değil, denizcilik dediniz sen. Denizcilik hani, temeli bu. Navigasyon. İşte budur. Son sorudur, son cevaptır. Gelsin. Herhangi bir amaçla kurulu düzene karşı gelme, harf ayaklanma, alayım. İsyan. Harf istediler, süre bitti bu arada. Ya bastırdık, tamam, olsun, durdurduk. Sorun değil. Birleşik kelime. Herhangi bir amaçla kurulu düzene karşı gelme, ayaklanma. Ne diyelim? Bilmiyorum. Birisi diyor ki aşağıya bak. Siz? Baş kaldırma. İşte o kadar. Baş kaldırı ya da baş kaldırma. 4.900 oldu. Bunu saymıyoruz. Hiç saymıyorum. Bir daha bekliyoruz Gülçin Kesinlikle. Hanım. O alkışı da saymıyoruz. Bir kuvvetlisini istiyoruz. Yetişir. Çok teşekkür ederim.